Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız iyiyim, idare ediyoruz yani çok şükür. Bugünkü videomuzun konusu doğru ders çalışma nasıl olur? Açıkçası ben bugüne kadar edindiğim tecrübelere dayanarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Umarım işinize yarar. Neyse videoya geçelim. Doğru ders çalışmak için ilk adımımız yazarak mı daha iyi çalışıyorsun veya okuyarak mı? Veya sadece video izleyerek mi daha iyi anlıyorsun? Bunu birazcık kararlaştırmamız lazım. Şimdi ilk başta yazarak iyi çalışıyorsanız ne kadar uzun sürerse sürsün yazarak çalışmak sizin için daha mantıklı olur. Açıkçası yazarak çalışmak vakit kaybı değildir bence. Mesela kendime örnek vereyim. Ben sözel dersleri kesinlikle yazarak çalışırdım. Yani kesinlikle yazarak çalışırdım. Çünkü yazarak çalışınca hem bir kere okumuş oluyorsunuz hem de okuduğunuz şeyi yazdığınız için artık o şey beyninizde kazınıyor. Yazarak daha iyi anlıyordum ve daha iyi kavruyordum. Daha geç unutuyordum diyebilirim. Biraz daha zihnimde kalıcı izler bırakıyordum. Zaten beynimiz şöyle. Mesela bugün çalıştığınız şeyi %100 olarak bilirsiniz zaten. Çünkü bugün çalışmışsınız, unutmuyorsunuz. Ama yarın bunun %50'sini unutmaya başlıyorsunuz. Sonra %20'sini bir daha unutmaya başlıyorsunuz. Sonra çok az bir kalıntı kalıyor. O da temelleri oluyor konunun. Yani böyle bir şey olmasını istemiyorsanız biraz daha yazarak bunu pekiştirip bunun daha az bir seviyeye inmesini sağlayabilirsiniz. Mesela bir konuyu ilk başta çalıştığınızda %100 aklınıza kalır. Ama ikinci gün bunun %50'si, %60'ı normalde gider. Ama siz yazarak çalışırsanız bu oran genelde azalır. Mesela %10'u gider veya %5'i gider. Temellerin yanında birazcık daha kompleks şeyler de aklınıza kalmaya başlıyor. Birazcık yazarak bu yönden iyi bir şey. Ama tabii herkesin çalışma yöntemi böyle değil. Yani böyle olmaması da gerekiyor çünkü herkesin algı seviyesi veya çalışma stili farklı olabiliyor. Siz ilk başta yazarak mı daha iyi anlıyorsunuz veya okuyarak mı daha iyi anlıyorsunuz? Bunu birazcık kararlaştırmanız gerekiyor. Diyelim ki bunu kararlaştırdık. Ben açıkçası yazarak çalışmayı tercih eden biriyim. Tabii sözel dersler için. Sayısal derslerde genelde çok not tutmam. Çünkü aklımda kalıyor onlar. Sayısal olduğu için zaten her soruda aynı şeyler aklımıza geliyor. Ama sözellerde bu birazcık değişiyor. Örneğin tarih dersinde unutabiliyoruz, dönemleri unutabiliyoruz. Olay örgüsü olan bir şeyi çalışırsam genelde o aklımda çabuk çabuk gitmiyor. Orada okuyarak daha iyi anlayabiliyorum. Şöyle örnek vereyim. Amerika'nın kuruluşunu ben bir kere çalışmıştım şu ana kadar. Kolonilerin halinde oluşmasını bir kere çalışmıştım. Ama aklımdan bir türlü gitmiyor. Çünkü bunu olay örgüsü halinde çalışmıştım. 10 sayfalık bir kuruluş dönemini okumuştum. O artık aklımdan gitmedi. Çünkü olay örgüsü aklımda tam olarak kalıyordu. Ama diğer dersler öyle değil. Mesela edebiyatın olay örgüsü çok az. Böyle dersler için biraz daha yazarak daha iyi anlayabiliyordum. Bundan dolayı yazarak çalışmayı tercih eden biriydim. Ama bu size göre değişir. Bunun kararını siz vermelisiniz. Yani okuyarak mı yazarak mı daha verimli oluyor onun kararını veririm. Neyse bunun kararını verdiniz diye düşünelim. Bunun yanında ne yapacağız? Abi video destekli kesinlikle olması gerekiyor bence. Yani ne kadar dersten iyi derseniz gelin, ne kadar hocalardan öğrenmiş olursanız olun, ekstradan YouTube'dan izlemek size çok faydalı olacaktır. Çünkü beyinde kalma süresini çok fazla arttırıyor bu. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Çünkü bir şey hakkında ekstra bilgi edinen videoları izlerseniz o videolar sizin öğrenme verimliliğinizi arttırıyor. Bundan dolayı önemli derslerde, sizin biraz daha yapamadığınız derslerde video izlemenizi kesinlikle öneririm. Açıkçası ben bütün dersleri YouTube'dan video izleyerek çalışmış biriyim. Bundan dolayı birazcık daha akılda kalıcı oluyor bu dersler. Siz de video izleyerek bunu ilerletebilirsiniz. Özellikle YouTube'dan izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. YouTube'da çok kaliteli hocalar var. Bence kendinize hitap eden bir hoca olun. Mesela matematik dersini yapamıyorsanız veya matematik dersi çalışacaksanız gidin bir konu belirleyin. Bu konudan bütün hocalardan izleyin. Mesela 5 hocadan falan izleyin. Hangisi size hitap ediyorsa, hangisi sizin anlamanızı daha iyi sağlıyorsa, hangisi daha iyi anlıyorsanız o hocada izlemeye devam edin. Yani herkesin popüler olarak seçtiği şeyleri seçmek zorunda değilsiniz. Size hitap eden bir hoca varsa ondan izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Böylelikle YouTube'dan da video izleyerek ilerleyeceğiz. Böyle olunca ne olacak? Konular tam olarak kavranabilecek. Birazcık daha beynimiz bunu algılayabilecek ve öğrenme verimliliğimiz artacak. Bunu kesinlikle garanti edebilirim. Yani normal çalışmanızın üzerine bir şeyler koyacaktır her türlü. Bunu bir konu gibi düşünün. Mesela matematik bir konusu gibi düşünün. Ne diyelim? Permütasyon kombinasyon hazırlık diyelim. İlk başta dedik ki yazarak mı okuyarak mı? Diyelim ki yazmayı seçtik. Formülleri falan not aldık. Ders çalışmamızı not aldık. Sonrasında gittik YouTube'dan bir hoca izledik. YouTube'daki hocanın videosundan ufak tefek notlar aldık. Notlar aldıktan sonra konunun pekişmesi için soru çözmemiz gerekiyor. Yani bu ne kadar soru olmalı? Bu biraz size bağlı. Ne kadar çok soru çözmeniz gerekiyor. Aslında soru sayısı koymayı çok sevmiyorum birim açıkçası ben. Diyorum ki konuyu kavrayabildiğim kadar soru çözüm zaten yeterli. Yani de test sayısına göre ilerlerdim. Mesela bir soru bankamda kaç test var? Diyelim ki 7 test var. Diyorum ki abi bir test kalsın. 6 testini çöz. Bir testi de sonrasında tüm konuları tararken zaten çözersin. O şekilde çalışıyordum. Siz de bir yapabilirsiniz. Mesela bir soru bankası alırsınız. Sadece ilk başta YouTube ve bir soru bankasına ilerlersiniz. Bu daha mantıklı olur. Sonrasında bittikten sonra bir daha soru bankalarını turlarsınız. Her türlü bitirirsiniz zaten. Gidip bir tane soru bankası aldınız diyelim. Oradan da diyelim ki 7 test varsa 6'sını 5'ini çözdünüz. 2 tane falan bıraktınız. Onu da sonradan döneceğiz zaten ona. Bu şekilde konuyu da pekiştirmiş olduk soru çözerek. Bu soruları çözerken hiçbir soruyu
bırakmayın. Yani yapamadığınız hiçbir soruyu bırakmayın. Hepsini kesinlikle çözmeye çalışın. Çözemediğiniz soruları bile kesip yapıştırabilirsiniz bir yere. Bir defter kendinize oluşturabilirsiniz. Çözemediğiniz soruları oraya yapıştırırsınız veya oranın içine koyarsınız. Veya bir kutu gibi bir şey yaparsınız. Çözemediğiniz soruları oranın içine koyarsınız. Bir ayda bir o soruları bir daha çözmeye çalışırsınız. Bu şekilde asla o soru tiplerini unutmayacaksınız ve çalıştığınız şeyler bir daha aklınıza gelecek. Bu çok mantıklı olabilir sizin için. Bu ekstra verimli katacaktır size. Çünkü bakıyorsunuz mesela bu ay diyelim ki çözemediğim 70 soru var. Bu 70 soruyu ay sonunda bir daha çözmüş oluyorum. Bu şekilde ne oluyor? Çözemediğim soruları bir daha tekrar etmiş oldum. Artık o sorularla karşılaşırsam artık yapabileceğim. Yani başka başka yapamadığım sorular ortaya çıkacak. Yine bu şekilde çözemediğim sorular arasına koyacağım bunları. Ve bu şekilde artık çözemediğim bir soru tipi kalmayacak gibi bir şey olacak. Tabii her türlü çözemediğim sorular olacak ama bunun sayısını ne kadar azaltırsak sınavda o kadar başarılı oluruz. Ve doğru çalışmayı bu şekilde sağlamış olabiliriz. Yani sonrasında bu konu bitmiş oldu. Artık çözemediğim soruları da bir yere koydun. Hem konuyu bitirdin hem test kitabında belirlediğin test sayısında hiçbir soruyu bırakmadan ilerledin. Ve her soruyu çözmek için çabaladın. Gerekirse videosunu izledin ve notlarını aldın. Bu şekilde o konuyu bitirmiş oldun. Bu doğru çalışmanın bir sonucu olacak sizin için. Bunları yaptıktan sonra zaten konumuz bitmiş olacak. Her ders için bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Şimdi daha verimli ve doğru çalışmayı tanımak için açıkçası sizin yapamadığınız dersler varsa mesela matematiği hiç sevmiyorsunuzdur ve yapamıyorsunuzdur. Bunu en dinç olduğunuz saatte çözün. Mesela diyelim ki sabah kalktığınız saat 8'de ders çalışmaya başladınız. 8'de en dinç olduğunuz zamansa yapamadığınız ders olan matematiği ayırın. Yapamadığınız ders matematikse onu ayırın. Veya başka bir derse zorlanıyorsanız onu ayırın. Yani en dinç olduğunuz saatlerde en yapamadığınız dersleri yaparsanız ders çalışmanıza daha verimli bir sonuca ulaşırsınız diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü en dinç olduğunuz saatlerde en yapamadığın dersi yaparsan bu sefer dinç olduğun için o dersleri daha iyi yapabilmeye başlayacaksın. Veya çalışmaktan sıkılmayacaksın. Daha verimli bir çalışma için yapamadığınız bir ders varsa bunu her gün çalışın. Yani gerekirse günün 3 saati 4 saatini bu derse geçirebilirsiniz. Çünkü yapamıyorsunuz zaten. Mesela diyelim ki matematik çoğu kişinin ortak sorunu. Ya matematik yapamıyorsan her gün matematik çalış. Minimum 3 saat her gün matematik çalış. Böylelikle ne olacak? Senin beynin artık matematiğe alışmış olacak. O matematik onun için artık zor gelmeyecek. Bundan dolayı siz de bundan daha çok verim almaya başlayacaksınız ve daha çok sonuç almaya başlayacaksınız. Netleriniz artacak, her türlü matematiğe olan ilgi ve alakanız da düzelecek. Ön yargılı olmayacaksınız. Zaten ön yargıdan dolayı birazcık daha bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü yapamadığınız dersi zaten çalışmak istemezsiniz. Asıl önemli olan en dinç olduğunuz saatte ve her gün bu derse zaman ayırarak bir şekilde bu dersi daha iyi hallere getirip kendini o ön yargıdan kurtarmak. O ön yargıdan kurtulursan zaten çok daha güzel bir sonuçla karşılaşacaksın. Bundan dolayı birazcık daha verimli olduğunuz saatlerde yapamadığınız derse zaman verin ve her gün o derse kesinlikle bir vakit ayırın. Gerekirse 2 saat, gerekirse 3 saat, gerekirse 4 saat. Çünkü yapamadığınız dersin üstüne gitmezseniz diğer dersler ne kadar iyi olursa olsun o ders sizi aşağıya çekecektir. Bundan dolayı birazcık daha o derse önem gösterin. Bir de ekstra olarak doğru çalışmaya şöyle bir şey ekleyebilirim. Mesela çalışma süreniz birazcık önemli. Doğru çalışmayla çalışma süresinin çok fazla bağlantısı var. Mesela siz masada çok fazla kalamayan biriyseniz 2-3 saat durmanın bir manası yok. Ama 1 saatten az durmanın da bir manası yok. Çünkü 1 saatten az durunca o derse odaklanamıyorsun. O konuya odaklanacak süreyi bulamıyorsun. Eğer öyle bir durumunuz varsa ben size şöyle bir şey önerebilirim. Açıkçası ben 1 saat ile 2 saat arasında bir çalışma süresi belirliyordum kendim masada kalma süresi. Masada o süreden fazla kalmıyordum veya az da kalmıyordum. 1 saat ile 2 saat arasında genelde ben 1,5 saat ile 2 saat arasında genelde kalırdım. Ama size 1 saat ile 2 saat arasında öneririm. Çünkü ben masada kalmayı seven biriydim. Yani çok fazla masada sıkılan biri değildim. Ders çalışmam engelleyecek bir şey olmadığı sürece masada kalma sürem genelde artıyordu. Ama 2 saatin üzerine çıkmamaya çalışıyordum. Çünkü 2 saatten sonra verimlilik azalıyor. Verimlilik azalırsa doğru çalışmanın önüne geçmiş olur. Size verimliliğinizin artması için gerekirse o masada gerektiği kadar kalın. Yani 1 saatten az olmasın, 2 saatten de fazla olmasın. Yani bu 1 saat ile 2 saat arasında kendinize bir süre seçin ve o kadar masada kalmaya çalışın. Ve ders çalışırken masa üstünde süre tutan şeyler olmasın bence. Yani gerek yok. Mesela sayaç açıyorlar. Tabletten falan sayaç açıp ona göre ders çalışıyorlar. Abi, gerek yok. Bu sizin dikkatinizi dağıtacaktır ve sizin verimliliğinizi kesinlikle azaltacaktır. Mesela beyniniz şöyle düşünüyor. Diyelim ki 1,5 saat normalde çalışacaksınız. Bir süre koydunuz önce. Bakıyorsun 1 saat 15 dakikadan sonra beyin diyor ki ya 15 dakika kalmış falan. Birazcık oyalanıyor. Birazcık sana o stresi yaşatıyor aslında. O stresi yaşamamak için bence o süreyi koymayın. Gerek yok. Sonra arada bakarsınız zaten saatinize. Her türlü bakarsınız. Ama gidip dakika başı o süreyi görebileceğiniz bir yerde olmaması lazım o sürenin. Çünkü bakıyorsun dakika başı şey geçiyor. Yani kronometre açmışsın bakıyorsun. Böyle olmaz. Böyle verimli kesip geçiyor diye düşünüyorum. Sadece soru çözerken süre tutmanızı öneririm açıkçası. Mesela biraz daha hızlanmak adına bunu yapabilirsiniz. Zaten günlük
ne kadar ders çalışmamız gerektiği ile ilgili bir video çekmiştim. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Farklardan ulaşabilirsiniz o videoda. O videonun da çok size işe yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Genelde masada kalma süremizi ve günlük ne kadar çalışmamız üzerine durduğum o videoda da. Bu da işinize yarayacaktır. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım işinize yarar. Bana destek olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Genelde videolarımı abone olmayan kullanıcılar izliyor. Siz de onlardansanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese başarılar diliyorum. Bol şans. Matematik çalışın. Matematik önemli.